Hud suresi ve evet bir evvel Yunus suresi var. Yunus suresi 109. ayette bitiyor. Hud suresi başlıyor. Mekke'de indirilen sure 123 ayet. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Şeytanın Allah'a sınırım. Elif, Lam, Ra. Bu ayetleri muhkem kılınmış. Bak Yobaz takımı iyi dinlesin. Münafıklar da iyi dinlesin. Ne diyor Allah? Ayetleri muhkem kılınmış. Namaz kılın. Oruç tutun. Zekat verin. Net ifadeler. Değil mi? İnşallah. Şarap haramdır. Hımr. Açık. Kumar oynamayın. Net. Demek ki ima yolu kapalı bir hüküm. Helal haram yok. Açık hüküm var. Münafıklara göre nasıl var? İma yolu. İma ile anlatılıyor. İma ile din olmaz. İma ile helal haram olmaz. Net açık hüküm gerekir. Ne diyor Cenab-ı Allah? Bak ayetleri muhkem kılınmış. Muhkem, açık. Sonra hüküm ve hikmet sahibi ve her şeyden haberdar olan Allah tarafından, şeytandan Allah'a sığınırım, birer birer bölüm bölüm açıklanmış bir kitaptır. Hepsini de açıkladım diyor Allah, anlaşılmayacak gibi değil diyor. Münafığa, müşriye sordum, ne diyor? Anlaşılmaz Kur'an diyor. Çok kapalı diyor ve eksik diyor. Allah ne diyor? Hepsi tamam diyor ve hepsi içinde var. Ne arıyorsanız içinde var, ayrıca açıkladım diyor. Allah'ı muhkem kıldım diyor. Öyle ki Allah'tan başkasına ibadet etmeyin, yani müşriklik yapmayın, şirk koşmayın, üçkağıtçı, sahtekar bazı hocaların hurafelerine kanmayın, vahiy geliyor diye yeni yeni kitaplar ekleyen sahtekarlara uymayın, gerçekten ben sizi onun tarafından uyaran ve müjdeleyenim diyor. Ve Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra ona tövbe edin, yani günahlarınız için bağışlanma dileyin. O adı o da size adı konulmuş bir vakte kadar güzel bir meta fayda ile metalandırsın. Her ihsan sahibine kendi ihsanını versin. Eğer yüz çevirirseniz gerçekten ben sizin için büyük bir günün azabından korkarım. Kıyamette Allah'ın alacağı intikam. Sizin dönüşünüz Allah'adır. O her şeye güç yetirendir. Haberiniz olsun, gerçekten onlar ondan gizlenmek için göğüslerini büker. Münafıkların böyle dileyip bükmeler var ya, sahtekarlık, üçkağıtçılık. Ben anlayamadım diyor Kur'an'da nerede diyor. Adamın gözü kör. Yani diyor ki İttihat-ı İslam ben göremedim Kur'an'da diyor. Bakmazsan göremezsin sen. Bak diyor ki Allah, ondan gizlenmek için göğüslerini büker. Hak'tan kaçınıp yan çizerler. Sahtekarlık yaparlar diyor Allah. Yine de haberiniz olsun, onlar örtülerine büründükleri zaman o gizli tuttuklarında, açığa vurduklarında bilir. Örtülerine neyle bürünüyor? Çarşafına bürünüyor. Kafasına sardığı o beze bürünüyor. Veyahut herhangi bir kumaş parçasına bürünüyor. O gizli tuttuklarında, açığa vurduklarında bilir. Çünkü o sinelerin özünde saklı duranı bilendir. Bak, çünkü o sinelerin özünde saklı duranı bilendir. Yani içlerindeki gizli münafıkane, sahtekarca duyguları veya samimiyetlerin hepsini bilenim ben diyor Allah. Örtülerine bürünmelerinden kasıt da tabii kendilerini sezdirmediklerini zannediyorlar. Aslında bu münafık olduğu halde kendisine Müslüman görüntüsü veriyor. Mesela örtüsüyle, sarığıyla, cübbesiyle ya başka bir şeyle kendini Müslüman imajıyla gizliyor. Ve konuşmalarıyla, o da bir örtüsü oluyor, münafığın örtüsü. Mesela bir görüyorsun sürekli fısır 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 konuşuyor, bakın dedikodu. Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki diyor Cenab-ı Allah Hud suresinde, rızkı Allah'a ait olmaz. Hepsi benden diyor Cenab-ı Allah. Allah yemin ediyor Hud suresi 9'da, andolsun diyor Cenab-ı Allah şeytanın Allah'a sınırım. Biz insana tarafımızdan bir rahmet tattırıp sonra bunu kendisine çekip alsak, mesela canını alsa yahut malını alsa veya sağlığını alsa, kuşkusuz o artık umudunu kesmiş bir nankördür. Umudunu kesmiş. Bir de nankörlük yapıyor. Allah'a isyan ediyor. Ve andolsun kendisine dokunulan bu sıkıntıdan sonra ona bir nimet tattırsak,
Bu sefer de kuşkusuz kötülükler benden gitti der. Çünkü o şımarıklı böbürlenendir. Yani Allah tarafından olduğuna inanmaz diyor Cenab-ı Allah. Evet hocam. Olağanüstü olayların hepsi kıyamet zamanında olacak. O zaman da çoktan her şey işten geçmiş olacak değil mi? Mesela bakın tabii ki buradaki şu ay mesela 11. surenin 12. ayetinde de şimdi onların yani müşriklerin ona bir hazine indirilmeli veya onunla birlikte bir melek gelmeli değil miydi? Yani başın üstünde bir melek bulunsun diyorlar. Ama zaten evet, mucizeleri yok mu? Niye böyle bir beklentiye giriyorlar yani? Mehdi için mi? Hayır yani şimdi Mehdi için de hani sonuçta bir mucize değil mi? Onun gelmesi veya onu da kendi göstereceği bir mucizesi olacaktır muhakkak ki yani. Mehdi'nin kerameti var. Yani kerametleri vardır ama yani, o tarz değil. Yani böyle hani bir keramet. Çünkü Allah'ın o anda yaratmasıyla olur. Yani şahsın istemesinin olmaz keramet. Mesela Ramazan ayında 15 gün arayla ay ve güneş tutulması olması ve bunun aynısına çıkması Mehdi'nin kerametidir. Allah'ın da mucizesidir. Peygamberimizin mucizesidir. Ama bu Mehdi'nin kendi istemesinin olan bir şey değildir. Mesela başka ne bileyim kuyruklu yıldızın çıkması, Hale kuyruklu yıldızın çıkması veyahut öbür ikinci kuyruklu yıldızın Lüle'nin çıkması. Bu da aynı şekilde harikadır. Yani bir peygamberimiz mucizesidir o anda çıkması. Ve Mehdi'nin zamanında Mehdi'yi işareten çıkması da Mehdi'nin kerameti olur. Ama bu hani Mehdi ben keramet istiyorum, yapmak istiyorum dediğinde yapamaz zaten. Peygamberler de mucize yapmak istediğinde yapamaz. Allah istemesiyle olur. Nitekim müşrikler istiyorlardı. Peygamberimiz Allah'ın gücünde olduğunu bunu belirtiyordu. Yani kendisi orada bir anda istemese onu yapamaz. Bakın. Şimdi onların ona bir hazine indirilmeli veya onunla birlikte bir melek gelmeli değil miydi demeleri dolayısıyla göğsün daralıp sana vahyolanandan bir kısmını terk mi edeceksin? Yani peygamber sıkılıyor bunların bu teklifinden dolayı. Ya melek gelsin diyorlar, başının üstüne dursun, bu peygamberdir desin diyorlar. Sen yalnızca bir uyarıcısın, Allah her şeye vekildir. Tamam. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun inşallah. İnşallah. Aşağıdaki ayeti kerime Mehdi Hazretlerine bakıyor olabilir mi? Hürmetler, muhabbet ve dualarla. Kendisi bir çıkarım yapmış herhalde izleyicimiz. Rabbinden apaçık bir delil üzerinde bulunan, onu yine ondan bir şahit izleyen ve ondan önce bir önder ve rahmet olarak Musa'nın kitabı, yani kendisini doğrulamakta bulunan kimse artık onlar gibi midir? İşte onlar buna Kur'an, yani Kur'an'a inanırlar. Gruplardan biri onu inkar ederse ateş ona vaat edilen yerdir. Öyleyse bundan kuşkuda olma. Çünkü o Rabbinden olan bir haktır. Ancak insanların çoğunluğu inanmazlar. Hud suresi. Bu Mehdi'ye mi bakıyor diyor? Evet hocam. Bakabilir diyor. Kim bunu yazan? Kuzey demiş. Kuzey. Evet. İsmi Kuzey. Ya maşallah bizim kardeşlerimiz çok yaman var. Evet maşallah. Değil mi? Evet. Hep bu tarz güzel yazılar gönderiyorlar. Tabii baktığımızda doğrusu yani işare olarak alenen baktığı görülüyor. Bakabilir miyim? Tabii hocam. Rabbinden apaçık bir delil üzerinde bulunan. Tabii birinci anlamı değil, ikinci anlamı olarak diyoruz. Birinci anlamı tabii peygamberimize bakıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Apaçık delil üzerinde bulunan peygamberimizin alametleri, söylediği Mehdi'nin çıkış alametleri. Değil mi? Evet. Yani bütün alametlerin tamamı ve Mehdi'nin kullandığı bütün deliller, ilmi deliller. Onu yine ondan bir şahit izleyen, mesela Hazreti İsa Aleyhisselam. Evet. Ve ondan önce bir önder ve rahmet olarak Musa'nın kitabı bulunan kimse. Kendisi doğrulmakta, bak Musa'nın kitabı kendisini doğrulmakta bulunan kimse. Artık onlar gibi midir? Hazreti Musa'nın kitabında Mehdi'ye yüzün üzerinde işaret eden hüküm var. Evet. Yüzün üzerinde. Yani alenen anlatıyor. Yani Kral Mesih olarak anlatıyor Mehdi'yi. Evet. Bütün alametleri anlatıyor ki Musa'nın kitabında yani Tevrat'ta var. İşte onlar buna, Kur'an'a inanırlar. Mesela müminler Kur'an'a inanıyor. Mehdi de tabii, cemaati de. Gruplardan biri onu inkar ederse ateş ona vaat edilen yerdir.
yani Mehdi karşıtı zıt gruplar inkar ederse ateş ona vaat edilen yerde, yani cehenneme giderler diyor Allah. Evet. Öyleyse bundan yana kuşkuda olma, çünkü o Rabbinden olan bir haktır. Öyleyse bundan kuşkuda olma. Yani mümin imanda kuşku duymayacak. Kuşkuda olmama önemli bir ibadet olduğu için Allah kuşkuda olmamayı hatırlatıyor. Evet. Şüphesiz diyor mesela, Allah sürekli onu söyler. Yani kuşkudan şüpheden kaçınmak lazım. İnşallah. Çünkü o Rabbinden olan bir haktır. Ancak insanların çoğu inanmazlar. Yani buna da şaşırmayacağız. İnsanların çoğu inanmayacak şekilde yaratılmıştır. Bir imtihanın gereği olarak. Hocam bir şahit olarak Hazreti İsa dedik değil mi? Evet. Yani Hazreti Mehdi'nin şahidi olacak. Evet. Hazreti İsa. Ama faaliyet döneminde onlar birbirlerini tanımayacaklar. Daha sonra tanıyacaklar. Yok, Mehdi İsa tanır. Da kendi gelip yanına o tanışmaz, ondan tanışmaz. Evet. Mehdi İsa'yı bilmez. İnşallah. İsa Mehdi'yi bilir, bilmez evet, olur mu? Ben onu sormak çok açık belli olur tabii. Yani Mehdi dünyada bakalım anlaşılır. İsa gizli faaliyetiyle bilinen, Mehdi açık cehri, aleni faaliyetiyle bilinen bir insandır. İnşallah. Açık galibane diyor Said Hocam. Açık İnşallah. Galibane. Allah'a karşı yalan uydurup iftira düzenleyen daha zalim kimdir diyor Allah. İşte bunlar Rablerine sunacaklar, Allah'a sunuluyorlar ve şahitler Rablerine karşı yalan söyleyenler bunlardır diyecekler. Çünkü Müslümanlar şahit oluyorlar bu yobaz takımına, bu münafık takımına. Ya Rabbi diyorlar, bunlar yalan söylüyordu, Kur'an'ın yetersiz olduğunu söyleyip ilaveler yapıyorlardı diyecekler. Evet. Bak, Allah'a karşı yalan uydurup iftira düzenleyen daha zalim kimdir diyor Allah. İnşallah. Haberiniz olsun, Allah'ın laneti zalimlerin üzerinedir. Allah bunları zalim olarak alıyor. Bunlar Allah'ın yolundan engelleyenler. Yani İttihat-ı İslam'ı engeller, Türkistan Birliği'ni engeller, dinin yayılmasını engeller, insanların İslam'a girmesini engeller, kendi kendine batırır. Evet. Bak, Allah yolundan engelleyenler. Çünkü dini içinden çıkılmaz hale getirdi mi engellemiş oluyor. Ve onda çarpıklık arayanlardır. Çarpıklık nedir? Daha önce de anlattık. Böyle, böyle, böyle. Karma karışık. Labirentler. Bak, dili eğip bükme diyor. Eğip bükme nasıl olur? Hareketli olur değil mi? Bir öyle yorumlar, bir böyle yorumlar. Bir öyle yorumlar, bir böyle. Dümdüz yorum, açık anlamı varken, Kur'an'ın sarı anlamı varken bambaşka şekilde sokuyor. Bak, onda çarpıklık arayanlardır. Mesela doğru bir şeyi eğdin mi ne olur? Çarpıtmış olursun. Onlar ahireti tanımayanlardır. Münafıkların özelliği. Ahirete inanmaz. Bunlar yeryüzünde Allah'ı bırakacak değil, Allah'ı aciz bırakacak değildirler. Yani Allah'ı etkisiz hale getiremezler. Çünkü hepsini yaratan Allah. İnşallah. Ey Nuh dediler, bizimle çekişip durdun. Hud suresi 32. Bu çekişmede ileri gittin. Eğer doğru söylüyorsan bize vaat ettiğini getir diyorlar. Şimdi bize de diyorlar değil mi? Evet. Bayağı ileri gittin diyorlar. Yani susmamızı istiyorlar. Estağfurullah. Evet. Tabii Müslümanlara da aynı şekilde olur. Yani sırf peygamberlere değil. Eğer Allah sizi azdırmayı dilemişse, ben size öğüt vermek istesem de öğüdüm size yararı olmaz diyor Nuh. O sizin Rabbinizdir ve ona döndüreceksiniz. Bunu kendisi uydurdu mu diyorlar. De ki, eğer onu ben uydurduysam günahım bana aittir. Ama ben sizden suç olarak işlemekte olduklarınızdan uzağım. Bakın, sürekli peygamberlere de yalancılıkla itham ediyorlar. Evet. Müslümanları da değil mi ahir zamanda? Evet. Yalancılıkla itham ediyorlar. Bu son derece normal bir durum. Yani Müslüman bundan gocunmayacak, şaşırmayacak. İmtihan olarak bundan karşılaşır Müslüman. İnşallah. 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 Bak, Hud suresi 38. Gemiyi yapıyordu. Kavmin ileri gelenleri kendisine her uğradığında onunla alay ediyorlardı. Eğer bizimle alay ederseniz, alay ettiğiniz gibi biz de sizinle alay edeceğiz dedi. Artık ileride bileceksiniz, aşağılatıcı azap kime gelecek? Sürekli azap kimin üstüne çökecek? Müslümanların hakimiyeti, deccaliyetin yok oluşundan bahsetmiyor mu burada? Tabii ki. O devrin mehdisi kim? Hazreti Nuh. Mehdi'nin talebeleri kim? Gemi ehli. O devrin deccaliyeti kim? Bütün dünya. Bütün dünya şu an deccaliyet kaplamadı mı? Kapladı. Evet. Bir avuç Mehdi grubu, Mehdi topluluğu bunlara karşı mücadele veriyor mu, vermiyor mu? Aynısı işte. Mesela bak diyor ki,
42. ayette. Gemi onlara dağlar gibi dağlar içinde yüzüyorken Nuh bir kenara çekilmiş olan oğluna seslendi. Ey oğlum, bizimle birlikte bin, kafirlerle birlikte olma. Mehdi cemaatine katıl. Küfrün tarafında, Deccal'in tarafında olma diyor oğluna. Oğlu dedi ki ben bir dağa sığınacağım. O beni sudan korur dedi diyor. Materyalist düşünüyor. Kur'an'a göre düşünmüyor. Yani o devrin hak olan kitabına göre düşünmüyor. Bugün Allah'ın emrinden esirgen olarak Allah'tan başka koruyucu yoktur. Ve ikisinin arasına dalga girdi. Böylece o boğulanlardan oldu. Deccal taraftarları boğuluyorlar, yok oluyorlar. Bak, mesela bak, ey Nuh dediler, bizimle çekişip durdun. Bu çekişmede ileri de gittin. E Nuh ne diyor? Yaratılışı savunuyor. Onlar neyi savunuyorlar? Tesadüfü savunuyorlar. Yaratılış inancıyla evrim inancının mücadelesi var. Bak, bizimle çekişip durdun, tartıştın diyor. Tartışmaya giriyor, ilmi tartışma. Bu çekişmede ileri gittin diyor. Rahatsız olur onun tebliğ yapmasından. Şu an bizden rahatsız olmaları gibi. Bizden de rahatsız olmuyorlar mı? Oluyorlar. İleri gittin diyorlar. Ne yapıyorsun sen diyor. Sen olmadık işkenceye uğratırız, öldürürüz, asarız, keseriz diyorlar. E biz Mehdi öncüsü olarak bu tehditler alıyorsak, tabii. Mehdi de alıyordur. Eğer doğru söylüyorsan bize vaat ettiğini getir görelim. E biz de vaat etmiyormuş Müslümanlar hakim olacak, küfür yok olacak diye. İnşallah. Vaat ediyoruz inşallah. Kur'an vahye dayalı olarak peygamberimizin vahyini naklediyoruz. Dedi ki eğer dilerse onu size Allah getirir ve siz onu aciz bırakacak değilsiniz. Biz de ne diyoruz? Cenab-ı Allah dilerse Mehdi'sini karşısına çıkartır. İsa Mesih'i de karşısına çıkartacak diyoruz. Değil mi? Allah'ı aciz bırakamazsınız diyoruz. Eğer Allah sizi azdırmayı dilemişse, ben size öğüt vermek istesem de öğüdüm size bir yarar olmaz. İbn-i Darwinist materyalistleri anlatıyoruz. Allah azdırmayı dilemiş. Dinlemiyor adamlar. Değil mi? O sizin Rabbinizdir. Ona döndüreceksiniz. Bunu kendisi mi uydurdu diyorlar. E bize de öyle diyorlar adamlar. Kendisi uyduruyor diyorlar mesela. Evrimle ilgili açıklamalarımız. Yaratılışı anlatıyoruz. Uyduruyor diyorlar. De ki eğer onu ben uydurduysam günahım bana aittir. Ama ben sizlerin suç olarak işlemekte olduklarınızı uzağım. Evet. Bir şey mi anlatacaksın? Ben bir şey sordum hocam. Ha. Nuh'a vahyedildi. Gerçekten iman edenlerin dışında kesin olarak kimse inanmayacak. Şu halde onların yaptıklarından dolayı üzülme. Mehdi devrinde de sadece Mehdi cemaati Mehdi'ye tabi olacaktır. İnşallah. Ne diyor ayette bak? Gerçekten iman edenlerin dışında kesin olarak kimse inanmayacak diyor Allah. Belirli. Kimden inanacağı. Şu halde onların yaptıklarından dolayı üzülme. Haramdır üzülmek. Gözetimimiz altında ve vahyimizle gemiye iman et. Zulmedenler konusunda bana hitapta bulunma. Çünkü onlar suda boğulacaklardır. Mehdi'nin gemisine binenler kurtulacaklar. İnşallah. Mehdiyet gemisine binenler kurtulacaklar. Deccal'in taraftarları da ahir zamanda boğulacaklar. Manen boğulacaklar. Ahir zamanın Nuh'u gibidir. Mehdi. İnşallah. İnşallah. Onun için diyor mesela karda sürünerek dahi olsa onun yanına gelin. İnşallah. Yani onun gemisine gelin. Onun topluluğuna gelin. Anadolu şu an Nuh'un gemisi gibi Türkiye. Bütün dünyayı kurtaracak gemidir. Hatta Hakk'ın görünüşü de gemi gibidir yani. Değil mi? Etrafı Ayşe. Denizlerle dolu. Her tarafı evet. Denizlerle dolu. Yani ortada bir gemi gibi. İnşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Biz bazı ilahlarımız seni çok kötü çarpmıştır demekten başka bir şey söylemeyiz dedi. Söylüyorlar. Bazı ilahlarımız seni çok kötü çarpmıştır. Yani aklına zarar gelmiş senin, aklına bir şeyler etkilemiş diyorlar. Yani var ya bazı tipler, benim şeyhim seni çarptı ona benzer şey. O zaman da başka türlü bir kafa var. Dedi ki Allah'ı şahit tutarım, siz de şahit olun ki gerçekten ben sizin şirk koştuklarınızdan uzağım. Çünkü çarparsa Allah çarpar. İnsan çarpmaz. İnsanı şirk koşmak haramdır. Onun dışındaki tanrılardan artık siz bana toplu olarak dilediğiniz tuzağı kurun. Sonra bana süre tanımayın. İstediğinizi yapın diyor. Elinizden geleni. İster iftira edin, ister hakaret edin, oyun oynayın, tuzak kurun. Değil mi? İhbarda bulunun. Ne yapıyorsanız yapın.
Ben gerçekten benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a tevekkül ettim. Allah'ın koruması altındayım diyor. Ne yaparsanız. Çünkü siz bir şey yaptığınızda onu da Allah yaratacak. Küfür bir atak yaptığında onu da Allah yaratacak. Dolayısıyla Müslüman hayatı garantili. Onun alnından yakalayıp denetlemediği hiçbir canlı yoktur. Ne demek? Küfürle bir atak yaptığında alnından Allah onu tutmuş durumda. O da bir kötülük yapmaya kalktığında onu da Allah yaptırır. Dolayısıyla herkes kontrol altında ve Müslüman güvencede. Muhakkak benim Rabbim dosdoğru bir yol üzerindedir. Dosdoğru yolda olanı korumaktadır. Hiçbir etkisi olmaz. Yoksa normalde küfür dünyayı allak bullak eder. Yani küfür o kadar güçlü ve kalabalık ki. Münafıklar o kadar güçlü ve kalabalık ki. Yani dünyada bir tane Müslüman bırakmaması lazım normalde küfrün. Ama alnlarından denetlendikleri için hiçbir şey yapamıyorlar. Allah'ın dediği kadarını yapabiliyorlar. Yoksa küfür yani bir günde bitirir bütün Müslümanları istese. Bir günde. Çünkü münafıklarla ittifak halinde olduğu için de çok mevzul miktarda da münafık var. Muazzam zulüm yapabilirler ama yapamıyorlar. Niye? Alınlarına denetlenmiş vaziyettedir. Her adımı, her hareketi, her konuşması kontrol altındadır. Allah'ın dediği kadarını yapabilir. Buna rağmen yüz çevirirseniz artık siz kendisiyle gönderildiğim şeyi tebliğ ettim. Yani Kur'an'ı tebliğ ettim. Rabbim de sizden başka bir kavmi yerine geçirir. Siz yapmıyorsanız başka bir kavim gelir. Siz ona hiçbir şeyle zarar veremezsiniz. Mesela Mehdi cemaatine hiçbir şekilde zarar veremezler. İnşallah. İnşallah. Doğrusu benim Rabbim her şeyi gözetip koruyandır. Semud halkına da kardeşleri Salih'i elçi olarak gönderdik. Dedi ki, şeytana Allah'a sığınırım. Ey kavmim, Allah'a ibadet edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. O sizi yerden, topraktan yarattı ve onda ömür sürenler kıldı. Öyleyse ondan bağışlanma dileyin. Allah'tan af dileyin. Sonra ona tövbe edin. Şüphesiz benim Rabbim yakın olandır. Duaları kabul edendir. Allah ben yakınım diyor. Ve duaları kabul edendir diyor Allah. Bismillah. Şeytanın Allah'a sığınıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Medyen halkına da kardeşleri Şuayb'i elçi olarak gönderdik. Şuayb, şubecik demektir. Mehdi'nin de bir ismidir. Yani küçük bir şube, yani küçük bir topluluk. Dedi ki, ey kavmim Allah'a ibadet edin. Ondan başka ilahınız yoktur. Tek Allah. Bak her yerde bütün peygamberler aynı şeyi söylüyor. Bir Allah'a inanmak ve şükredilmesi. Ölçüyü ve tartıyı eksik tutmayın. Yani mazlumu mağdur etmeyin. Güzel ahlaklı olmuyor. Ölçüyü eksik tuttuğunda zulmetmiş olur. Gerçekten siz bir bolluk ve refah içinde görüyorum. Allah size bir bolluk ve refah vermiş diyor. Doğrusu sizi çepeçevre kuşatacak olan bir günün azabından korkuyorum. Ey kavmim, ölçüyü ve tartıyı adaleti gözeterek tam tutun. Ve insanların eşyasını değerinden düşürüp eksiltmeyin. Bak tam ahir zamana da bakıyor. Ahir zamanda bu zulüm oldu. Allah İnşallah. Ekonomik kriz meydana getirtti. Ve yeryüzünde bozguncu olarak karışıklık çıkartmayın, anarşi ve teröre girmeyin diyor Cenab-ı Allah. Eğer müminlerseniz Allah'ın bıraktığı helal işlerden olan kazanç sizin için daha hayırlıdır, bereketlidir. Hastalık yapmaz, kötü yola gitmez, doğru yola gider. Ben üzerinizde bir gözetleyici değilim, ben sadece bildiriyorum diyor. Derler ki ey Şuayb, atalarımızın taptığı şeyleri bırakmamızı ya da mallarımız konusunda dilediğimiz gibi davranmaktan vazgeçmemizi senin namazın mı emrediyor? Bakın namaz ne kadar eksik görüyor? Eski bir ibadet. Evet. Hazreti İbrahim devrinde var, Hazreti Şuayb devrinde var, Nuh devrinde var. Hiç eksiltmemiş Cenab-ı Allah. Atalarımızın taptığı şeyleri bırakmamız, mesela Darwinizm, materyalizm şu an. Ya da mallarımız konusunda dilediğimiz gibi davranmaktan vazgeçmemizi senin namazın mı emrediyor? Şimdi malın olsun. Ama fakirin hakkını da gözetmen lazım tabii, değil mi? Onları yani insan mutlu olamaz ki birisi sürünürken insan keyif içinde yaşayamıyor. Yani evet. Onlar da kurtulduğunda. Şeytanın Allah'a sığınırım. Ey kavmim bana karşı gelişiniz. Sakın Nuh kavminin ya da Hud kavminin veya Salih kavminin başlarına gelenlerin bir benzerini size isabet ettirmesin. Üstelik Lut kavmi de size pek uzak değil.
Rabbinizden bağışlanma dileyin. Bak. Maşallah. Daha ikinci ayette hemen çıktı. Değil mi? Evet hocam. Maşallah. Rabbinizden bağışlanma dileyin. Bak, çıkacak dedim, çıktı daima. Sonra ona tövbe edin. Elhamdülillah. Maşallah. Ben, değil mi? Herhangi bir sayfa açtım, görüyorsun. Hep böyle oluyor ama evet. Maşallah. Gerçekten benim Rabbim esir giyendir, sevendir. Allah sever diyor Cenab-ı Allah. Nefret üstüne değildir İslam'da sistem. Ne yapılacakmış? Bak dene, tövbe edin diyor Allah. Ve Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra ona tövbe edin. Yani bir daha yapmayacağına Allah'a verilen söz. Değil mi? Bir de bir insanın son hali önemlidir. Yani 30 sene önceki, 20 sene önceki, 9 sene önceki. Yani o apayrı bir konudur. Evet. Anlaşıldı mı? Velev ki de dediğim gibi bir hata, kusur bile varsa, günaha girme varsa tövbe eder inşallah. Rabbim esirgiyendir, sevendir. Ey Şuayb dediler, şeytandan Allah'a sığınırım. Senin söylediklerin çoğunu biz kavrayıp anlamıyoruz. Sen ne anlatıyorsun diyor, biz anlamıyoruz diyorlar. Doğrusu biz seni içimizde zayıf biri görüyoruz. Eğer yakın çevren olmasaydı, arkadaşların, dostların olmasaydı, gerçekten seni taşa tutar, öldürürdük diyorlar. Sen bize karşı güçlü ve üstün değilsin. Bu aynı şekilde Mehdi için de işaret olan bir ayettir. Bakın, talebelerinden çekindikleri için Mehdi'ye zulmedemeyeceklerdir. Yoksa çok büyük olaylar olabilirdi. Dedi ki, ey kavmim, sizce benim yakın çevrem Allah'tan daha mı üstündür ki onu arkanızda unutuvermiş bir şey edindiniz? Şüphesiz benim Rabbim yapmakta olduklarınızı sarıp kuşatandır. Yani insanlardan korkuyorlar ama Allah'tan korkmuyorlar. Evet. Buna işaret ediyor ayet. Bismillah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Şeytandan Allah'a sığınırım. Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra ona tövbe edin. Gerçekten benim Rabbim esirgiyendir, sevendir diyor. Bağışlamayı mesela estağfurullah, estağfurullah diyoruz mesela. Ya Rabbi bizi affet diyoruz. Bu çok büyük bir ferahlıktır. Yani çok önemlidir bu. Bu Allah'ın gadabını insanın üstünden kaldırır. Allah'ın vereceği bir azabı engeller. İnsanın beynini açar. Çok önemlidir. Sonra ona tövbe edin. Ya Rabbi, yani bir daha ben bu hatayı yapmayacağım deyin. Allah'a tövbe ediliyor. Gerçekten benim Rabbim esirgiyendir, sevendir. Yani sizi hem esirger diyor Allah, koruyucudur. Hem de amacı Allah'ı sevmektir. Yani sevmeye göredir Allah'ın varlığı. Sevmeyi esas alır Allah. Ey Şuayb dediler. Senin Şuayb, şube sahibi anlamına geliyor biliyorsunuz. Mehdi'nin ismidir aynı zamanda. Maşallah. Evet. Yani o da Müslümanlardan küçük bir şube oluşturuyor. Küçük bir topluluk oluşturuyor. Onun için ismi Şuayb. Şuayb'dir. Senin söylediklerinin çoğunu biz kavrayıp anlamıyoruz. Anlatıyorsun ama diyor, kavrayıp anlamıyoruz diyor. Kavrayıp anlamadığı ne biliyor musun? Bilinç üstü. Bilinç üstünde doğru söylüyor, kavramıyor. Peki bilinç altında? Ayette söylüyoruz yani Cenab-ı Allah. Zulüm ve büyüklenme dolayısıyla diyor Allah. Vicdanları kabul etti halde yani. Bilinçaltı kabul etti halde, anladı halde. Beyin kabul ediyor. Zulüm ve büyüklenme dolayısıyla inkar ediyorlar. Ayet buna işaret ediyor. Doğrusu biz seni içimizde zayıf biri olarak görüyoruz. Mehdi'ye karşı da böyle olacaktı insanlar. Diyecekler ya bunun etrafında kimse yok. Yani biz bunu rahatça alt edebiliriz. Ezebiliriz. Yani komple yaparız, oyun yaparız, iftira ederiz. Basından üstüne gideriz, televizyonların üstüne gideriz, iti kopu üstüne salarız, işte iddia edilene gelen Conor Güt'ünü devreye sokarız, PKK'yı devreye sokarız, ondan sonra kapitalist komprador çıkarcı takımını devreye sokarız, bazı sahtekar Müslümanları devreye sokarız. Ne olacak zaten, bu bir kişi etrafında da çok az bir adam var. Bir şöyle hani bir kızarız, bir bağırır çağırırız, bir şey eylem yaparız. Birkaçını hapse atarız, birkaç kanı işte bir şey başka bir şey yaptırırız diye düşünebilir kendi kafalarına göre. Doğrusu biz senin içimizde zayıf biri görüyoruz. Eğer yakın çevren olmasaydı, yani etrafındaki talebelerin olmasaydı,
gerçekten seni taşa tutar öldürürdük diyorlar. Yani mesela Mehdi de öyle. Mesela tek olsa hemen öldürürler normalde. Anında öldürürler. Ama çevresinden çekindikleri için Mehdi'ye bir şey yapamayacaklar. Yani talebelerinden çekindikleri için. Hadislerde bu var bu. Sen bize karşı güçlü ve üstün değilsin diyorlar. Yani ne adamın var, ne imkanın var, ne çevren var, ne maddi gücün var. Yani onlar sen bir şey yapamadın. Biz bir topluluğuz diyor. Birbirini pekiştiren bir topluluğuz diyor. Kur'an'da da geçiyor. Yani bu konuya işare olarak bakıyor. Yani tam yerini hatırlamıyorum fakat böyle bir ayet var. Dedi ki ey kavmim, Şuayb diyor, ey kavmim sizce benim yakın çevrem, yani talebelerim, arkadaşlarım Allah'tan daha mı üstündür ki onu arkanızda unutuluvermiş bir şey edindiniz? Yani Allah'a niye önem vermiyorsunuz diyor. Yani ben diyor, talebelerimden çekiniyorsunuz da diyor, asıl Allah'tan çekinin diyor. Evet. Asıl güç sahibi olan Allah. Benim talebelerim değil diyor. Allah'ın bir tecellisi talebelerim. Niye Allah'ı unuttunuz diyor öyle. Evet. O şekilde konuşuyorsunuz diyor. Şüphesiz benim Rabbim yapmakta olduklarınızı sarıp kuşatandır diyor. Yani sizi yaptıran, yani bunları yapmıyor. Zaten Allah yaptırıyor size bunu diyor. Sarıp kuşatmıştır diyor sizi. Her taraftan sarmış vaziyette diyor Allah. Yani sizin bana karşı bu sözlerinizi, benim talebelerimin elde ettiği gücü, sizin onlardan korkmanızı, çekinmenizi sağlayan hepsini Allah yapıyor diyor. Ya mühim bir hakikati, olayın özünü onlar anlatıyor. Yani talebem değil, Allah'tan asıl korkacaksınız diyor. Bütün güç ondandır diyor. Ey kavmim diyor, bütün yapabileceğinizi yapın. Yani beşer beşer, onar onar gelin, ne yapıyorsanız yapın. İstediğiniz yapabilirsiniz, istediğiniz komplo yapın, iftira edin, ne yapıyorsanız yapın diyor. Şüphesiz ben de yapacağım diyor Allah'ın izniyle. Yani ben de boş durmam diyor. Çünkü o Allah taraftarı. Allah hizmi. Kime aşağılatıcı azap gelecek ve yalancı kimdir yakında bileceksiniz. Demek ki diyorlar ki mesela Şuayb'e sana aşağılatıcı bir azap gelecek. Seni aşağılayacağız diyorlar. Hakaret ederek, iftira ederek. Mehdi'ye ne deniyor? Sana diyorlar iftira edeceğiz, hakaret edeceğiz. Seni aşağılamaya çalışacağız diyorlar. Evet. Değil mi? Ve yalancılıkla itham ediyor Mehdi'yi değil mi? Evet. İşte diyor ki bak ayette kime aşağılatıcı azap gelecek ve yalancı kimdir yakında bileceksiniz. Fazla değil. Biraz beklerseniz anlayacaksınız diyor. Ben de sizinle birlikte gözetleyeceğim diyor. Vakti ben de bekliyorum diyor. Belirli bir vakti var onun diyor. Hep birlikte bekleyelim diyor. Değil mi? Biz mesela Mehdi için 10 yıl diyoruz Allah'ın izniyle. İnşallah. Hep beraber bekleyelim diyoruz. Buyurun diyoruz. Kim yalancıymış, kim doğruymuş göreceksiniz diyoruz. Emrimiz geldiği zaman tarafımızdan bir rahmetle Şuayb'i ve onunla birlikte iman edenleri kurtardık. O zulmedenleri dayanılmaz bir ses sarıverdi. Ve kendi yurtlarında dizüstü çökmüş olarak sabahladılar. Müslümanları Allah kurtarıyor. Genellikle Müslümanların olduğu yerde büyük bir felaket olmuyor. Onlar ayırıyor Allah. Müslümanların olduğu yere toplu felaket gelmez. Yani peygamberlerin olduğu yerlere gelmiyor. Müslümanlar ki onu kastediyorum. Evet inşallah. Peygamber. Sen onların içindeyken Allah onları azap edecek değildi diyor. Evet. Mesela Mehdi'nin olduğu yerde de olmuyor. Mesela deprem olmaz Mehdi'nin olduğu yerde. Yani toplu bir afet olmaz. Ama olmadığı yerlerde de olur. Olabiliyor yani. Bu Allah'ın kanunu. Kur'an'da buna işaret var. O zulmedenlere dayanılmaz bir ses sardı ve kendi yurtlarına dizüstü çökmüş olarak sabahladılar. Ses de büyük tahribat yapan bir silaha da Kur'an işaret etmiş oluyor. Yani ses etkisiyle. Tabii bu genelde hep Kur'an'da hep atom bombasına işaret edilir. Mesela Sodom ve Gomorra'daki şeyde meleklerin geldiğinde net atom bombasını andırıyor oradaki ifade. Mesela arkaya bakmaması. Mesela gözlerinin kamaşması, kör olması ışığı şiddetinden. Mesela bir anda bütün insanların yok olması, bütün binaların yerle bir olması.
mesela şiddetli patlama, yani yüksek ses ve muazzam yüksek bir kasırga, yani ağaçları kökünden söken bir kasırga. Atom bombasında oluyor patlatıldığında. Rüzgar etkisi yapıyor, binaları söküyor, yani rüzgar, meydana gelen rüzgar. Yani kasırga meydana geliyor, ağaçları da söküyor, binaları da söküyor. Yani onu uzun uzun anlatabilirim de, fakat teknik olarak anlatmaktan ziyade kısaca söyleyeyim. Atom bombasının bir sesle, bir ses, ışık, yakma etkisi var. Bir de böyle kasırgayla yıkma etkisi var. İnşallah. Sanki orada hiç refah içinde yaşamamışlar gibi, bakın daha önce refah içinde yaşarlarken, sanki hiç refah içinde yaşamamışlar gibi. Haberiniz olsun, Semut halkında nasıl bir uzaklık verildiyse, Medyen halkına da Allah'ın rahmetine öyle bir uzaklık verildi. Bazı milletlere, bazı insanlara Allah'tan uzaklık verildi diyor Allah ayette. Atom bombasının çok daha kolay bir şekilde olduğuna da Kur'an dikkat çekmiş oluyor. Yani mesela normalde uranyumdan plütonyum herhalde, değil mi, tepkimeye giriyor bildiğim kadarıyla atom bombasında. Belki hiç bilinmeyen iki metal bir araya geldiğinde atom bombası etkisi yapıyor olabilir. Mesela hiç bilinmiyordur. Yani mesela basit, mesela bir ısıtma, bir soğutmayla mesela hiç tahmin, mesela silisyum diyelim, farz edelim. Ne mesela farz edelim, onunla işte civa, oksit tabir edelim, farz edelim. Yani hangi metalin hangisinin atom yapısını bozacağını biz bilmiyoruz. Yani şimdi şu an bunu tespit ettiler. Mesela plütonyumla uranyum devreye girdiğinde bu oluyor. Ama diğerlerinde oluyor mu olmuyor mu bilmiyorlar. Hatta o yüzden bilmeden kendi kendine kıyameti koparmaktan da korkuyorlar. Yani ani bir reaksiyondan bütün evrenin birden enerjiye dönüşmesinden de korkuyorlar. Yani bir şey yaparız da diyorlar, hani yanlış bir şey. Zincirleme reaksiyon sonucunda bütün evren enerjiye dönüşebilir diyorlar. Bilinmiyor yani. Evet. Böyle bilinmeyen bir madde olabilir. Yani Kur'an'ın bir işareti olarak. Çünkü gelen melekler siz sadece çıkın diyorlar. Biz bu şehri yerle bir edeceğiz diyorlar. Allah çok kolay bir sistemle bunu meydana getiriyor olabilir. Yani bir sebep olarak. Belki uzaktaki yakın bir vakitte de bulunabilirdi böyle bir şey. Hud suresi 101'de diyor ki Cenab-ı Allah, biz onlara zulmetmedik ancak onlar kendi nefislerine zulmettiler. İnsanlar kendi başlarını kendileri belaya sokuyor. Cenab-ı Allah diyor ki mesela itaat-i İslam'ı yapın, rahat edersiniz. Yapmıyorlar. Cenab-ı Allah Mehdi'yi göndereceğim size diyor, aramıyor. İsa Mesih'i göndereceğim diyor, aramıyor. Kur'an'a uyun diyor, uymuyor. Böylece Rabbin emri geldiği zaman, şeytandan Allah'a sanırım, Allah'a bırakıp da taptıkları ilahları onlara hiçbir şeyle yarar sağlamadı. Allah'a bırakıp taptıkları ilahları onlara hiçbir şeyle yarar sağlayamadı. Helak ve kayıplarını artırmaktan başka bir işe yaramadı. Bak, helak ve kayıplarını. Helak ne demek? Yok olmak, kitle halinde ölmek. Ve kayıplar, maddi manevi kayıplar. Onlar zulüm işlemektelerken ülkeleri yakaladığı zaman, Rabbinin yakalaması işte böyledir. Gerçekten onun yakalaması pek acı, pek şiddetlidir. Şu an dünyada gördüğümüz hep bu. Dünyada olan olayların tek nedeni bu. Bak, mutsuz olanlar ateştedirler. Onlar için orada kahırla ve acıyla nefes alıp vermeler vardır. Mutsuz, dünyada da mutsuz, ahirette de mutsuz. Halbuki mutluluğun kökeni imandır. İnsan imanla mutlu olur. Allah onlara mutlu olanlar diyor. İmandan dolayı mutlu oluyor. Öbürü
imansızlıktan dolayı mutsuz. Evet. Dünyada da mutsuz, ahirette de mutsuz. Mümin dünyada da mutlu, ahirette de mutlu. Çünkü şükrediyor, hamd ediyor, her halükarda Allah'a teslim oluyor, her şeyde hayır arıyor. Küfr ruhunda insanlar her şeyde şer arar. Küfür ruhunda her şeyde kötülük arar, fitne arar, kargaşa arar. Halkı ıslah eden kimseler iken Rabbin o ülkeleri zulümle helak edecek değildi. Bak halkı ıslah eden kimseler iken halkı ıslah ediyor. Nasıl yapıyor? Tebliğ yapıyor. İman hakikatleri anlatıyor. Kur'an üzerine anlatıyor. Rabbin o ülkeleri hangi ülkede varsa tebliğ. Zulüm ile helak edecek değildi. Ben o ülkeyi helak etmem diyor Allah. O ülkeyi istediğiniz kadar yıkmaya çalışın, yıktırmam diyor Cenab-ı Allah. Yıkılmıyor. Evet, yani maşallah. Sürekli ayakta duruyor maşallah. Şeytandan Allah'a sığınıyoruz. Evet. Hud suresi 102. Şeytandan Allah'a sığınırım. Onları zulüm işlemektelerken, Müslümanlara ahlaksızlık yaparken, müşriklik yaparken, üçkağıtçılık yaparken, fuhuş yaparken, pislik yaparken, efendim, İslam'ın menfaatine olan şeylere engel olmaya kalkarken, tuzak kurarken, ülkeleri, nesilleri yakaladığı zaman, belalarını verdiği zaman, Rabbinin yakalaması işte böyledir diyor Allah. Böyle yakalarım diyor Allah. Gerçekten onun yakalaması pek acı, pek şiddetlidir diyor. Elhamdülillah. Maşallah. Müşriklere, münafıklara, pisliklere Allah tehdit olarak bunu belirtiyor. Böyle iflahınızı keserim diyor Allah. Bak diyor, gerçekten onun yakalaması pek acı, pek şiddetlidir diyor. 102. Herhangi bir sayfa açtırıyorum. Hud suresi. Evet. Efendim. Kıyametin geleceği günde onun izni olmaksızın hiç kimse söz söyleyemez. Yani Allah izin verirse söyleyebiliyor. Yani öyle burada isteyen istediği gibi konuşuyor ya, öyle bir şey yok diyor Cenab-ı Allah. Artık onlardan kimi bedbaht ve mutsuz, kimi de mutlu ve bahtiyardır. Onlar zulüm işlemektelerken, 102. ayet, ülkeleri veya nesilleri yakaladığı zaman, yani belayla yakaladığı zaman zulüm işliyorlar. Dini anlatmıyorlar, İslam anlatılmıyor, sadece zulüm var. O zaman yakalarım diyor Allah. Yani ya savaşla, ya ona benzer bir şeyle yakalarım diyor. Rabbinin yakalaması işte böyledir. Aniden yakalarım diyor Allah. Kaçamazsınız diyor. Gerçekten onun yakalaması pek acı ve pek şiddetlidir diyor Allah. Allah adamlar diyor ki ya Allah yapmaz diyorlar. Yapıyor görüyorsunuz. Yapmaz olur mu? Yok yapmaz diyor. Israrla yapmaz diyorlar. Ne bu gördüğünüz peki o zaman? Yapıyor. İnşallah. Ahiret azabından korkan için bunda kesin ayetler vardır. O bütün insanların kendisine toplayacağı bir gündür ve o gözlemlenebilen bir gündür. Yani kıyameti hepiniz göreceksiniz diyor. Bak gözlemlenebilen bir gündür. Bütün insanlık için bunu söylüyor Allah. Herkesin göreceği bir gündür diyor. Biz onu sayılı bir sürenin dışında ertelemeyiz. Demek ki bir erteleme var kıyamet için. Ne sebeple? Mehdi sebebiyle. Bak ne diyor ayette? Biz onu sayılı bir sürenin dışında ertelemeyiz. 104, 105, 4 ve 5. Ne yapıyor? 45. Maşallah. Bak biz onu sayılı bir sürenin dışında ertelemeyiz. Sık sık karşılaşıyoruz bu 45'te. Kıyametin geleceği günde onun izni olmaksızın hiç kimse söz söyleyemez. Ancak Allah'ın güç verdikleri söz söyleyebiliyor. Konuşamıyorlar. Sen diyor onları sarhoş zannedersin. Halbuki sarhoş değillerdir diyor. Yani korkunun şiddetinden pelokronik hareketler başlıyor. Konuşamıyorlar. Felç oluyor korkudan. Şımarıklık yapanlar başı derdine düşüp vücut kontrolünü kaybediyorlar. Artık onlardan kimi bedbaht ve mutsuz, kimi de mutlu ve bahtiyardır.
Müslümanlar mutlu ve bahtiyarlar. Küfür içinde olanlar azap içinde olacaklar diyor Allah. Diyor ki Cenab-ı Allah, bak ahiret azabından korkan için bunda kesin ayetler vardır. Şeytanın Allah'a sanırım. O bütün insanların kendisine toplanacağı bir gündür ve o gözlemlenebilen bir gündür kıyamet. Bakın o gözlemlenebilen bir gündür. Kime söylüyor biliyor musun Cenab-ı Allah bu ayeti? Bütün insanlar ölmüş, ölecek canlı kim varsa herkes diyor. Elhamdülillah. Gözlemlenen bir gündür. Ölüler de seyredecek, herkes seyredecek diyor Allah kıyameti. Bakın maşallah. Çok net. O bütün insanların kendisine toplanacağı bir gündür ve o gözlemlenebilen bir gündür. Kıyametin geleceği günde onun izni olmaksızın hiç kimse söz söyleyemez. Artık onlardan kimi bedbaht ve mutsuz, kimi de mutlu ve bahtiyardır. Sevinç içinde olacaktır ehli iman. İnşallah. İnşallah. Mutsuz olanlar ateştedirler. Onlar için orada kahırla ve acıyla hırıltılar halinde nefes alıp vermeler vardır diyor. Allah muazzam azap edeceğim onlara diyor. Maşallah. Onlar Rabbinin dilemesi dışında, Allah'ın dilemesi dışında gökler ve yer sürüp gittikçe orada süresiz kalacaklardır. Sürekli cehennemde tutacağım onları diyor Cenab-ı Allah. İnşallah. Çünkü Rabbin gerçekten dilediğini yapandır diyor. Mutlu olanlar da artık onlar cennettedirler. Rabbinin dilemesi dışında gökler ve yer sürüp gittikçe orada süresiz sonsuza kadar cennette kalacaklar diyor Allah. Maşallah. Bu kesintisi olmayan bir ihsandır diyor Cenab-ı Allah'tan. Maşallah. Bak Allah kıyamet için diyor ki o gün gözlemlenebilen bir gündür diyor Allah. Maşallah. Bütün insanlık için bunu söylüyor. Gözlemlenebilen bir gündür. Görmeyen yok. Herkes görüyor. 103, Hud suresi 103. 104 ve 105 ayetler. Bak kıyametin geleceği günde onun izni olmaksızın hiç kimse söz söyleyemez. 104, 105. Son sayılarını alıyoruz. 4, 5, 45. 1545. Evet. Nereye gitsek? Kıyamete bir işaret var 45'e. Onun izni olmaksızın hiç kimse söz söyleyemez. Artık onlardan kimi bedbaht ve mutsuz, kimi de mutlu ve bahtiyardır. Kıyamet anı, adam korkacak, dehşete düşecek seni diyorsun, mutlu mümin. Bütün Müslümanlar sevinçle elhamdülillah, Allahu Ekber diye nida ediyorlar. Evet. Kıyameti öyle tekbirlerle karşılıyorlar, heyecanla. Ama küfür, feryat. Sadece çığlık ve feryat. Evet. Mutsuz olanlar ateştedirler. Onlar için orada kahırla ve acıyla nefes alıp vermeler vardır diyor. Ya derin acıyla acı içerisinde nefes alıp verecekler diyor Allah. Onlar Rabbinin dilemesi dışında gökler ve yer sürüp gittikçe orada süresiz kalacaklardı. Çünkü Rabbin gerçekten dilediğini yapandır. Allah ben yaparım diyor. Allah yapmaz diyor. Ya kardeşim yapar. Yapıyor, felaket veriyor istiyor dünyaya. Yapmaz olur mu? Yapar. Tam karşılığını veririm diyor. Yani eğer bir anormal yön varsa, bir suç varsa, eğer affedilmediyse tam karşılığını veririm diyor Allah. Ama sevabı kat kat artırırım diyor Allah. Şeytanı Allah'a sığınırım. Artık onların tapmakta oldukları şeyler konusunda sakın kuşkuda olma. Daha önceleri ataları nasıl tapıyor idiyseler, onlar da ancak öyle tapıyorlar. Şüphesiz biz paylarını eksiltmeksizin onları ödeyecek olanlarız. Şimdi bakıyoruz adamlar neye tapıyor? Yani şu an dünyada bakıyoruz. Çünkü Kur'an her zaman geçerli kitaptır. Yani son kıyamete kadar geçerli. Bakıyoruz darinizm, materyalizm var. Bu inancın kökenine bakıyoruz. Neye inanıyor bunlar? Atomun akıl sahibi olduğuna inanıyorlar. Yani her atomun Allah gibi akıllı olduğuna inanıyorlar. Akıl sahibi olduğuna inanıyorlar. Yani böyle bir din. Ve o akılla, akıllar atomların bir araya geldiğini, şuursuz atomların, görmeyen atomların bir araya gelip gözü meydana getirdiğini, duymayan atomların bir araya gelip duymayı meydana getirdi, tatmayı bilmeyen atomların tatmayı meydana getirdi, aklı bilmeyen atomların da bir araya gelip aklı meydana getirdiğine inanan bir din, Darwinizm, materyalizm. Ne zamandan beri? Sümerlerden beri ve daha da eski Mısır'da,
Sümerlerden beri kalan bir pagan dini. Bak Cenab-ı Allah ne diyor? Daha önceleri ataları nasıl tapıyor idiyseler, nasıl Darwinist ve materyalist düşünce içindeyseler. Mesela Firavun ne diyordu? Nil'in çamurlarından tesadüfler sonucu canlılar meydana geldi diyordu. İnsanlar ve bitkiler, hayvanlar hepsi Nil'in çamurlarından oluştu diyordu. Sümerler ne diyordu? Bütün canlılar, hayvanlar, bitkiler tesadüfler sonucu oluştu diyordu. Ve evrimden oluştu diyorlardı. Şimdikiler ne diyorlar? Aynısını diyorlar. Allah ne diyor? Daha önceleri ataları nasıl tapıyor idiyseler, onlar da ancak böyle tapıyorlar diyor Allah. Aynısını yapıyorlar diyor. Şüphesiz bir paylarını eksiltmeksizin onları ödeyecek olanlarız. Madem Darwinist bir dünyaya inanıyorsun, madem mutasyonlarla olduğuna inanıyorsun, o inancına uygun bir cehennem yaratıyor Allah. İnşallah. Evrim nasıl olurmuş, mutasyon nasıl olurmuş, tesadüf nasıl olurmuş, orada görmüş oluyorlar. Yani ecüş bücüş, her şey insanın aleyhine, her şey anormal, her şey can yakıcı. Karşılığı budur inşallah. İnşallah. Tabii ki tesadüf denen de bir şey yoktur. Tesadüfü de Allah yaratır. İnşallah. Andolsun Musa'ya kitabı verdik, onda anlaşmazlığa düşüldü. Yani Tevrat'ı değiştirdiler diyor Allah. Eğer Rabbinden bir söz geçmiş olmasaydı mutlaka aralarında hüküm verilmiş olacaktı. Ama benim sözüm olduğu için diyor Allah, onlara dokunmuyorum diyor. Gerçekten onlar bundan Kur'an'dan yana kuşku verici bir tereddüt içindediler. Kur'an'ı tereddütle istiyorlar diyor. Yani Kur'an'a samimi olarak gönülden bağlanamıyorlar diyor Allah. Bakın konu 109, demek ki 109'da okudum, şimdi 110. Hazreti Musa geldiğinde Firavun kavmiyle karşılaştığında Hazreti Musa her şeyi Allah yarattı dedi. Firavun da dedi ki Nil'in çamurlarında tesadüfen oldu dedi. Evrim sonucu oluştu dedi. Bütün canlılar, bitkiler, hayvanlar o şekilde oluştu dedi. Hazreti Musa'nın buna karşı anlatacak yani paleontolojik deliller, işte kromozomların yapısına ait bilgiler o devirde yok. Proteinlerin yapısını da anlatamaz. Yani öyle ne anlayacak adam var ne de öyle bir bilimsel bir zemin var. Tek anlayacakları şey vardı, yaratılışı hemen görmek. Yani Allah'ın yarattığını, her şeyi Allah'ın yarattığını görmek. Allah elindeki asayı at dedi. Attığında asa tahta, bildiğin odun, yılan haline geldi. Normal bildiğin yılan. İlk çürüttü onların evrim düşüncesiydi Hazreti Musa'nın. İlk ortadan kaldırdı. Yani ilk o put inancını ortadan kaldırdı. Ondan sonra diğer konulara geçti. İnşallah. Yani ana konu buydu. Asanın yılan haline aldığını görünce evrimin olmadığını anladılar. Evrimin bir yalan olduğunu anladılar. Ve doğrudan Allah'ın yarattığını anlamış oldular. Çünkü tahta normal, kuru tahta bir anda yılan oldu. O tek delille Hazreti Musa bitirdi. Firavun hatta soruyor yaratılışla ilgili. Daha önceki insanların durumu nedir önce öylese diyor. Yani onlar nasıl oldular diyor. Yani biz anladım diyor yani bunu dediğini şey yapıyorum da diyor yani. Bu dediklerini öyle olduğunu farz edelim diyor. Geçmiş insanlar nasıl oluyor? Yani var ya bizimkiler böyle maymun gibi falan elde baltalı adamlar falan yapıyorlar, resimler yapıyorlar. Onlarda da öyle inanç var. Onlar nasıl oluyor? Rabbim diyor hiçbir şeyi unutmaz diyor ve o şaşırmaz diyor, yanılmaz diyor. Mealen yaklaşık. Yani hepsini Allah unutmaz diyor. Hepsini yaratan Allah'tır diyor. Buradaki yani bu tahta nasıl yılana döndüyse o devirde de aynı kanunla Allah yaratmıştır dedi yani. Yani işari olarak. Ve orada biliyorsunuz getirdiği bilim adamları, büyü yapan bilim adamları iman ettiler. Şu anki büyücüler yine insanları büyülediler. Aynı Hazreti Musa'nın zamanındaki büyücülerin bir başka türüdür. O zamanki büyücüler de evrimciydiler. Ve evrimi savunuyorlardı. Sahte delillerle geliyorlardı. Sahte delillerle ortaya çıktılar. Hatta insanları kandırmak için o yılan biçiminde asalarını ya tahtalarını attılar. Yılan görünümü verdiler. Yani sen farz edelim deriden bir şey yapıyor. İçine civa dolduruyor. Civa. Civa yattığında deri hareketleniyor. Yılan gibi görünüyor.
Darwinistler ne yapıyor? Pitdown adamını imal ediyorlar. Sahte olarak törpülüyor, mörpülüyor. Potasyum dikromatla siyahlatıyor. Rengini koyulaştırıyor. Alın size delil diyor. Onların yaptığı sahte delilin bir benzerini o zaman yani evrim inancını vurgulamak için, yani kendi inançlarını vurgulamak için o zamanki büyücü bilim adamları yapıyorlardı. Bu asrın büyücü bilim adamları da onların manevi torunları olmuş oluyor. Aynı kafa, aynı mantık. Hazreti Musa tek vuruşta bitirmiş oldu. Biz de yaratılış atlasıyla bitirdik. Maşallah hocam. Budur yani olay bu. Hem emri ve evrimi çökertmenin ne kadar tahkiki bir iman sağladığını da hocam söylemiştiniz. O çok büyük bir bağlılıkla bağlanıyorlar büyücüler o anda. Hiç ölümden de korkmuyorlar. Tabii yani. Çünkü o ana dini ortadan kaldırıyor önce. Yani onların müşrik dinini ortadan kaldırıyor. Şirk dinini ortadan kaldırıyor. Ondan sonra konuya geçiyor. İnşallah. Birinci yaptı odur. İnşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Artık onların tapmakta oldukları şeyler konusunda sakın kuşkuda olma. Yani onların sapkın inançları konusunda kuşkuya kapılma diyor. Yani onlar seni kuşkuya kaptırmaya çalışırlar. Sen sakın kuşkuya kapılma diyor. Yani dinsizler, ateistler böyle bir şey yapar diyor Allah. Bak artık onların tapmakta oldukları şeyler konusunda. Darwinist, materyalist, ateist düşünce. Sakın kuşkuda olma. Yani kuşkuya kapılma diyor Cenab-ı Allah. Şeytanı Allah'a sığınırım. Daha önce ataları nasıl tapıyor idiyseler, onlar da ancak böyle tapıyorlar. Daha önceki ataları da böyle yapıyordu diyor. Onlar da böyle şüpheciydiler diyor. Onlar da böyleydiler diyor Allah. Şüphesiz biz paylarını eksiltmeksizin onlara ödeyecek olanlarız. Ben diyor ahirette yanıma geldiklerinde, yanıma getirdiğim onlar, gerekli karşılığı ben onlara vereceğim diyor Allah. Şüphesiz Rabbin onlardan tümüne yapıp ettiklerinin karşılığını onlara tas tamam ödeyecektir. Neyse karşılığı tam ödeyeceğim diyor Allah. Çünkü o yapıp ettiklerinden haberdardır. Yani yazdıklarından, çizdiklerinden, konuştuklarından hepsinde ben haberdarım diyor Allah. Çünkü ben yaratıyorum diyor Allah. Seninle birlikte, tövbe edenlerle birlikte emrolunduğun gibi dost doğru davran. Yani Müslümanlarla birlikte dost doğru hareket etmeye devam et. Ve azıtmayın diyor Allah. Yani dine, İslam'a, Kur'an'a saldırmayın. Çünkü o yaptıklarınızı görendir. Zulmedenlere eğilim göstermeyin. Yani zalimlere, PKK'ya, İTE KOP'a, iddia edilen Ergenekon örgütüne zulmedenlere eğilim göstermeyin. Yoksa size ateş dokunur diyor Allah. Sizin Allah'tan başka velileriniz yoktur. Sonra yardım görmezsiniz. Allah size sonra yardım etmez diyor. Hud suresi 109. Şeytana Allah'a sığınıyoruz. Şeytana Allah'a sığınırım. Artık onların tapmakta oldukları şeyler konusunda sakın kuşkuda olma. Daha önceleri ataları nasıl tapıyor idiyseler, onlar da ancak böyle tapıyorlar. Şüphesiz biz paylarını eksiltmeksizin onlara ödeyecek olanlarız. Darwinistler ne yapıyorlar? Aynı ataları gibi tapıyor. Ataları Sümerler nasıl tapıyorlardı? Ne diyorlardı? Çamurdan oldu diyorlardı insanlar, değil mi? Evet. Tesadüfe. Mısır ne diyordu? Eski Mısır. Nil'in çamurlarının tesadüfen oldu diyordu. Şimdikiler ne diyor? Çamurdan tesadüfler sonucu oldu diyor. Ayet ne diyor? Şeytan Allah'a sığınırım. Daha önce ataları nasıl tapıyor idiyseler, onlar da ancak öyle tapıyorlar diyor Allah. Aynı kafadalar diyor. Şimdi evet. Şeyh'im. Estağfurullah hocam. 115, 116, 117. Hud suresi. Şeytanları Allah'a sığınırım. Ve sabret, gerçekten Allah iyilik yapanların ecrini kaybetmez. Sizden önceki nesillerden kurtardığımızdan pek azı dışında yeryüzünde bozgunculuğu önleyecek fazilet sahibi kişiler bulunmalı değil miydi? Zulmedenler ise içinde bulundukları refahın peşine düştüler. Onlar suçlu günahkarlardı. Halkı ıslah eden kimseler iken Rabbin o ülkeleri zulüm ile helak edecek değildir. İnşallah. Halkı ıslah eden kimseler iken, yani Mehdi varken, Mehdi faaliyet yapıyorken Rabbin o ülkeleri zulüm ile helak edecek değildir. Aynı zamanda bir anlamı da budur ayet. Maşallah. O yüzden Türkiye
hep ferahlık içinde alacaktır. Ne bölünür, ne parçalanır, ne kırılır, ne yıkılır. Hiçbir şey olmaz. Evelallah. İnşallah. Türkistan Birliği gürül gürül gelecek. Biz bunları tatlı güzel hatıra olarak anlatıyoruz, izah ediyoruz. 2 yıl sonra yine karşınızdayız. İnşallah. 5 yıl sonra yine karşınızdayız. Ama her seferinde hayretler içinde kalacaksınız. Bediüzzaman doğru söylüyor. Peygamberimiz doğru söylemiş. Ayetler doğru. Allah var. Peygamber doğru söylüyor. Din doğru. Peygamberin hadisleri, anlattıklarımın hepsi doğru. İnşallah. Olaylar doğru. Bediüzzaman dedikleri doğru. Bediüzzaman diyor, gözümden görmediğimi anlatmadım diyor. Doğru söylüyor. Bütün ömrü doğruluklu geçmiş bir adamdır. Bediüzzaman mübarek. Her dediği doğru. Büyük nimettir Bediüzzaman. İnşallah. Yani kıymetini bilmeyen bazı takım adamlar var. Hiç kaylamaya gerek yok. Bediüzzaman hakikaten çok şaşılacak metafizik bir varlıktır. Çok şaşılacak bir insandır. Çok hayret edecek bir insandır. O hayret edecek yönlerini önümüzdeki günlerde yavaş yavaş anlatmaya başlayacağız. Yani birçok yönü bilinmiyor. Çok hayret edilecek gizli, özel, derin yönler olan bir insandır. Allah ona özel olarak gayiplerinde Cenab-ı Allah bir şekilde bilgi vermiş. İnşallah. İnşallah. Doğru çıkınca anlıyoruz ki doğru söylemiş. Çıkmadan doğru söylediğine iman etmekle mükellef değiliz. Ama çıktıktan sonra doğru söylediğini anlamış oluyoruz. İnşallah. Peygamberler de söylediğinde olay daha çıkmadan inanmak mecburiyetindeyiz. Farzdır. Şu olacak dedim, inanacaksın. İnşallah. Ama velilerde denildiğinde tahakkuk edince kanaatimiz gelir. İnşallah. İnşallah. Hud suresi 109. Şeytanın Allah'a sığınırım. Cenab-ı Allah diyor ki, artık şeytanın Allah'a sığınıyorum. Artık onların tapmakta oldukları şeyler konusunda sakın kuşkuda olma. Daha önceleri ataları nasıl tapır ediyorsa, nasıl ataları inanıyorlarsa diyor Allah, onlar da ancak böyle tapıyorlar diyor. Bir deli bir laf atıyor. 40 akıllı çıkaramıyor. Şüphesiz biz paylarını eksiltmeksizin onları ödeyecek olanlarız. Andolsun Musa'ya kitabı verdik, Tevrat. Onda anlaşmazlığa düşüyor. Tevrat konusunda anlaşmazlığa düştüler diyor Allah, Cenab-ı Allah. Eğer Rabbinden bir söz geçmiş olmasaydı mutlaka aralarında hüküm verilmiş olacaktı. Gerçekten onlar bundan, Kur'an'dan yana kuşku verici bir tereddüt içindedirler. Yani Musevilerin Kur'an'dan sorumlu olduğunu gösteren bir Kur'an ayeti. Yani Muhammedi olmalarını gerektirdiğine dair bir Kur'an ayetidir bu. 110. ayet. Yani Muhammedi olmadan gerçek Musevi olmak mümkün olmadığını görüyoruz. Şüphesiz Rabbin onlardan tümüne yapıp ettiklerinin karşılığını onlara tas tamam ödeyecektir. Çünkü o yapıp ettiklerini haberdardır. Seninle birlikte tövbe edenlerle birlikte emrolunduğun gibi dosdoğru davran ve azıtmayın diyor Allah. Kudurmayın, birbirinize saldırmayın, dehşet yaratmayın, terör meydana getirmeyin, adam öldürmeyin. Çünkü o yaptıklarınızı görendir. Bak zulmedenlere eğilim göstermeyin, kan dökücülere eğilim göstermeyin. Yoksa size ateş dokunur diyor Allah. Allah bela veririm diyor. Sizin Allah'ta başka vekiliniz yoktur, sonra yardım görmezsiniz. Ve sabret, gerçekten Allah iyilik yapanların ecrini kaybetmez. 114. ayette de gündüzün iki tarafında ve gencenin gündüze yakın saatlerinde namaz kıl, şüphesiz iyilikler kötülükleri giderir, bu öğüt olanlara bir öğüttür. Bak, Cenab-ı Allah diyor ki, şimdi tebliğ varsa felaket olmuyor. Halkı ıslah eden kimselerken, tebliğ yapan kimselerken, yani radyolardan, televizyonlardan, emri bil maruf, nehy an münker, Allah'ın hükmünü açıklıyorlar iken, Rabbin o ülkeleri zulüm ile helak edecek değildi. O ülkeye hiçbir şey olmaz diyor, eğer tebliğ yapılıyorsa. Yapılmazsa yerle bir ederim diyor Allah. Eğer Mehdi varsa orada, Mehdiyet varsa o ülke helak olmuyor. Bak Kur'an ayetiyle de Cenab-ı Allah Mehdi'nin olduğu yerde helak olmayacağını gösteriyor. Bak halkı ıslah eden kimse iken Rabbin o ülkeleri zulmüyle helak edecek değildi. Onun için Türkiye bir felaketin içerisine girmeyecektir. Mehdi burada olduğu için. İnşallah. Türkiye'de olduğu için. Eğer Rabbin dileseydi diyor Cenab-ı Allah, yine ayetin devamında, Hud suresinin devamında,
Eğer Rabbin dileseydi insanlar elbette tek bir ümmet kılardı. Hepsini Müslüman ederdim diyor Allah. Tek bir ümmet. Oysa onlar anlaşmazlığı sürdürmektedirler. Demek ki Hristiyanlar da olacak, Museviler de olacak, Müslümanlar da olacak. Bu oluyor. Ancak kıyamete yakın tek bir ümmet oluyor dünya. Ki onun devrine girdik inşallah. Sana elçilerin haberlerinden kalbini sağlamlaştıracak, imanını güçlendirecek, doğru haberler aktarıyoruz diyor Cenab-ı Allah. Bak peygamberin bile Cenab-ı Allah imanını güçlendiriyor. Bunda sana hak ve müminlere bir öğüt ve uyarı gelmişti. Bak bunda sana hak ve müminlere bir öğüt ve uyarı gelmiştir. Öğüt ve uyarı. Elçilerin haberlerinin içerisinde bu yalnız bu bilgiler. Elçilerin haberlerinin içinde neler varmış? Doğru haberler aktarıyoruz diyor Cenab-ı Allah. Bunda sana hak ve müminlere bir öğüt. İçlerinde öğütler var onların. Öyle hikaye değil. Ve uyarı var diyor Allah. Uyarı gelmiştir. İman etmeyenlere de ki, yapabileceğinizi yapın. Elbette biz de yapacağız. Biz de diyoruz münafıklara elinizden gelen ardınıza komayın. Biz de kanun hukukla karşılığını veririz. Ve gözleyip durun. Gerçekten biz de gözleyip duruyoruz. 122. Efendim 122'nin 12'si var. Tekrarlayan ikisi var. İki ikisi var. Bir 12'si var. Efendim. Evet. Bak gözleyip durun. Neyi gözlüyoruz biz şimdi? İttihat-ı İslam'ı, Mehdi'nin çıkışını. Gerçekten biz de gözleyip duruyoruz. Müslümanlar da küfrediyoruz biz. Diyoruz ki bekleyin Mehdi çıkacak. İsa Mesih çıkacak. Kıyamette olacak. Gözleyip durun. Gerçekten de biz de gözleyip duruyoruz. Müslüman olarak biz de gözleyip duruyoruz. Göklerin ve yerin gaybı Allah'ındır. Bütün işler ona döndürülür. Öyleyse ona kulluk edin ve ona tevekkül edin. Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir. Allah'a tevekkül edin diyor Cenab-ı Allah. Mesela biz konuşuyoruz, Allah'a tevekkül ediyoruz. Konuşturan Allah. Faaliyet yapıyoruz, Allah'a tevekkül ediyoruz. Şeytandan Allah'a sığınırım. Cenab-ı Allah'ın, bak Kur'an hangi sayfasını açarsak açalım, Deccal güçleriyle Mehdi güçlerinin karşılıklı mücadelesinden bahseder. Hemen hemen her sayfasında. Şimdi bak diyor ki Cenab-ı Allah Hud suresinde yine 109'da. Artık onların tapmakta oldukları şeyler konusunda sakın kuşkuda olma. Mesela Darwinist, materyalist düşüncede insanların çoğu kuşkuya kapılır. Acaba doğru mu söylüyorlar? Hakikaten böyle bir bilimsel delil var mı gibisinden. Allah diyor ki bak sakın kuşkuda olma. Ya önceden uyarıyor Allah. Dikkatini açıyor insanların. Daha önceleri ataları nasıl tapıyor idiyseler onlar da ancak böyle tapıyorlar. Hiçbir düşünce yeni orijinal düşünce olmuyor. Mesela Darwinist düşünceye baktığımızda Kur'an'ın bu hükmüne göre hemen anlayacağız ki Darwinizm 3000 yıllık, 4000 yıllık geçmiş olan bir düşünce. Yani çok eski tarihlere kadar gittiğini anlayacağız. Yani her inanç, her put düşünce mutlaka eski geçmişi vardır. Nitekim bak da ne diyor Allah, Cenab-ı Allah? Daha önceleri ataları nasıl tapıyor idiyseler onlar da ancak böyle tapıyorlar. Hiçbir farklılık yoktur diyor. Nasıl Firavun zamanında Darwinist düşünce varsa, Nemrut zamanında varsa, Sümerler devrinde ve eski Yunan'da Darwinist düşünce varsa aynısı var diyor Allah. Şüphesiz biz paylarını eksiltmeksizin onları ödeyecek olanlarız. Tabi insanlar burada bunların durumu ne olacak? Yani Müslümanlarla onların arasındaki fark nedir gibi aklına düşünce gelebileceği için Allah diyor onların hepsini ben tespit ediyorum. Tam anlamıyla karşılığını vereceğim. Açıklanmasını yapıyor Cenab-ı Allah. Yani insanın kalbinin rahat olması için. Andolsun Musa'ya kitabı verdik. Onda anlaşmazlığa düşüldü. Şimdi buradaki ifadeye göre Tevrat hakkında anlaşmazlığa düşmüşler. Eğer Rabbinden, Cenab-ı Allah'ın hükmüdür, bu açık zaten, buna kesin inanıyoruz. Eğer Rabbinden bir söz geçmiş, verilmiş olmasaydı, mutlaka aralarında hüküm verilmiş olacaktı. Bir bela verecektim diyor Allah. Gerçekten onlar bundan, Kur'an'dan yana kuşku verici bir tereddüt içindediler. Yani olabilir de olmayabilir dedi, şüphe ediyorlar diyor Allah. Halbuki samimi gözle bakıldığında, Kur'an'ın gerçek olduğu hemen anlaşılıyor. Yani hangi samimi vicdan Kur'an'ın gerçekliğini reddedebilir? Yani vicdanını
örseleyecek, vicdanını rahatsız edecek herhangi tek bir tane hüküm yok Kur'an içerisinde. Bilakis hem bilimle mutabık, bütün modern bilimlerin açıklamalarını çok önceden bildiriyor Kur'an. Diyorlar ki işte zorlama, ya kardeşim olur mu diyor ki kainat yokken yoktan var ettim diyor. Big Bang ne diyor? Kainat yoktu diyor, yoktan var oldu diyor. Aynısını söylemiyor mu Kur'an? Burada zorlama nerede var? İnşallah. Allah diyor ki Kur'an zaman izafi diyor. Ve izafi olduğuna deliller veriyor. Nerede burada zorlama? Net zaman izafi olduğunu açıkça söylüyor Kur'an. Ve bol da örnek veriyor. Modern fizik neyi söylüyor? Zaman izafidir diyor. Mekan da izafidir diyor. Kur'an ne diyor? İzafi olduğunu söylüyor. Ne zaman söylemiş Kur'an? 1400 sene önce söylemiş. Bunlar ne zaman buldular? 1400 sene sonra buldular. İnşallah. Kur'an haklı olduğu ortaya çıktı. Evet. Şüphesiz Rabbin onların tümüne yapıp ettiklerinin karşılığını onlara tas tamam ödeyecektir. Şüphesiz demek bunları hep güçlendirici. Yani Kur'an sağlıklı vurgular yapar. Bazı insana dersin ki kanaatin geldi mi dersin? Evet der. Ama bazı diyor ki çok açık tabii ki yani net kanaatim geldi. Kalbi mutmain oldu. Hiçbir tereddütüm yok der. Kur'an bu üslubu kullanıyor Allah Kur'an'da. Yani çok doyurucu, vurucu üslubu. Mesela diyor ki şüphesiz diyor Allah. Mesela, ama şöyle diyebilir Allah. Mesela Rabbin onların tümüne yapıp ettiklerinin karşılığını tas tamam ödeyecektir. Ama bak şüphesiz dendim mi bu kalplerde rahatlık getiren bir ifadedir. Ödeyecek. Çünkü o yapıp ettiklerinden haberdardır. Bütün yapıp edilenlerin hepsini zaten Allah yarattığı için biliyor Allah. Seninle birlikte tövbe edenlerle birlikte emrolunduğu gibi dosdoğru davran. Yani bu hem tövbe etmemizi istiyor Allah burada. Hem de dosdoğru davran. Dosdoğru davran nedir? En müsbet, en olumlu, en makul, en tutarlı hareketi yapın diyor Allah. Ve azıtmayın, sapıtmayın. Çünkü o yaptıklarınızı görendir. Yani nasıl olsa görmüyorlar demeyin diyor Allah. Görülmez demeyin. Ben hepsini görüyorum diyor Allah. Zulmedenlere eğilim göstermeyin. Çünkü vicdansızlık yapmış oluyor. Zulmettiği belli. Onlara eğilim göstermeyin diyor. Yoksa size ateş dokunur. Canınız yanar diyor Allah. Yani dünyada da canınızı yakarım diyor Allah. Ahirette de. Dünyada mesela birdenbire başını belalaya girer. Yani bir uğursuzluklu sarar onu. Mesela işleri doğru düz giderken birdenbire tahmin etmediği şekilde belalar yağmaya başlar. Ahirette de ayrı yani ahiretteki azap daha şiddetli tabi. Sizin Allah'tan başka velileriniz yoktur. Sonra yardım göremezsiniz. Allah'a tam teslim olursanız Allah rahatlık veririm diyor. Ve yardım ederim. Aksinde hem canınız yanar hem de yardım göremezsiniz diyor Allah. Gündüzün iki tarafında yani sabah vaktinde ve akşam vaktinde ve gecenin gündüze yakın saatlerinde namaz kıl. Beş vakit namazdan bir örnek veriyor Cenab-ı Allah. Şüphesiz iyilikler kötülükleri giderir. Bu öğüt alanlara bir öğüttür. İyilik yapıldığımızda kötülük yaptıysanız onları yok eder diyor Allah. Mesela adam beş tane iyilik yapıyor. Mesela iki tane de kötülük yapıyorsa o beş öbürlerini götürür diyor Allah. Yok ederim diyor. Yani Allah unutmaz fakat bizi unutturuyor. Yani hiçbir şey Allah katında kaybolmaz. Hiçbir görüntü, hiçbir ses, hiçbir duygu Allah katında kaybolmaz. Yani sonsuza kadar kaybolmaz. Ama hoşlanmadığımız şeyler Allah bize hatırlatmaz. Yani sonsuza kadar hatırlatmıyor ahirette. Ve sabret. Gerçekten Allah iyilik yapanların ecrini kaybetmez. Sabır çok önemli. Mesela sevgide sabırlı olmak, dürüstlükte sabırlı olmak, şefkatte, temizlikte sabırlı olmak. Mesela adam bir hafta temiz, bir hafta sonra temiz değil. Olmaz. Ömrü boyunca temiz olacak. Mesela bir hafta dürüst, bir hafta dürüst değil. Olmaz. Sürekli dürüst ve samimi olacak. Mesela hiç yalan söylememeyi ömrünün sonuna kadar götürmesi lazım. Gerçekten Allah iyilik yapanların ecrini kaybetmez. Yani çok güzel karşılığını veririm diyor Allah. Sizden önceki nesillerden, kurtardığımızdan, pek azı dışında, yeryüzünde bozgunculuğu önleyecek fazilet sahibi kişiler bulunmalı değil miydi? Bak yeryüzünde bozgunculuğu önleyecek fazilet sahibi kişiler bulunmalı değil miydi? Yeryüzünde bozgunculuğu kim yapıyor? Deccal yapıyor. Önleyecek fazilet sahibi kişiler kimdir? Mehdi cemaatidir.
Zulmedenler ise içinde bulundukları refahın peşine düştüler. Yani onlar işte mallar, oğullar evlensin, yesin, içsin, işine baksın, okulunu bitirsin, iş açsın. Zulmedenler ise içinde bulundukları refahın peşine düştüler. Onlar suçlu günahkarlardır diyor Allah. Yani Allah'ı önemli görmüyorlar, ahireti önemli görmüyorlardır diyor Allah. Halkı ıslah eden kimseler iken Rabbin o ülkeleri zulüm ile helak edecek değildi. Yani Mehdiyet'in olduğu yerde büyük bir olay olmaz diyor. Yani deprem gibi, savaş gibi büyük bir olay olmaz diyor. Mehdi neredeyse o ülkeye felaket gelmiyor. Mehdi vesilesiyle de kıyamet durdurulmuştur. Peygamber Efendimiz'in hadisi var. Yani bir gün olsa diyor kıyametin kopmasına bir gün kala Mehdi gelmesiyle Allah onu durdurur diyor. Ve zaman uzatılıyor. Yani kıyamet erteleniyor. Kıyametin ertelenmesine sebep olması Mehdi'nin çok ünlüdür, bilinir. Mehdi'nin bulunduğu yerde deprem de olmaz. Yani büyük savaşlar olmaz, büyük felaketler olmaz. Kur'an ona dikkat ediyor, bak dikkat çekiyor. Halkı ıslah eden kimseler iken Rabbin o ülkeleri zulüm ile helak edecek değildi. Ebced-i Sıdat'ın 2020 yılını veriyor. Bak 113. ayette zulmedenlere eğilim göstermeyin. Yani yobaz takımına, it kopak takımına, milleti birbirine düşürmek isteyenlere, kan dökmek isteyenlere, ağzından kan dökülen ve kancı tiplere karşı tavır alan Allah bunu söylüyor. Zulmedenlere eğilim göstermeyin. Yani onların takva olduğunu iddia ederek, İslam'ın gerçeğini savunduğunu iddia ederek gider yanına yanaşırsan Allah size gelsin belanı bulursun. Yoksa size ateş dokunur diyor bak Allah. Yoksa size ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka velileriniz yoktur. Sonra yardım da göremezsiniz. Seninle birlikte tövbe edenler birlikte emrolunduğu gibi dost doğru davran. Dost doğru davranmak nasıl olur? Kur'an'a tam uymakla olur. Hurafelere uyarsan dost doğru davranmazsın. Bana vahiy geliyor diye yeni fikirler ortaya atarsan, yeni düşünceler atarsan yine sapıtmış olursun. Ve azıtmayın diyor Allah. Yani saldırıp birbirine düşmeyin. İşte Şiileri keselim, Alevileri keselim, Bektaşileri keselim, Musevileri, Hristiyanları keselim şeklinde azıtmayın diyor Allah. Çünkü o yaptıklarınızı görendir. Bir ayet okuyup kapatalım inşallah. Ya Allah bismillah. Şeytanın Allah'a sınırım. Hud suresi 117. Şeytanın Allah'a sınırım. Halkı ıslah eden kimseler iken, tebliğ yapan, dini yayan kimseler iken Rabbin Allah o ülkeleri zulüm ile helak edecek değildi. Yıkılmaz bir ülke diyor. Yani İslam'ın tebliğ edildi, Mehdi'nin yaygın olarak düşüncelerin hakim olduğu, anlatımın hakim olduğu bir ülke yıkıma uğramaz diyor. Türkiye'yi de kimse yıkamayacak inşallah, bölemeyecekler de. Ebced'e de 2020 tarihini veriyor. Maşallah. İnşallah. Tamam, ne yapıyoruz? Yusuf suresi, evvelki sureni Hud suresi. Hud suresi 118. Eğer Rabbin dileseydi şeytandan Allah'a sığınırım, insanları elbette tek bir ümmet kılardı, tek bir ümmet. Oysa onlar anlaşmazlığı sürdürmektedirler. Bak, oysa onlar anlaşmazlığı sürdürmektedirler. Ne demek istiyor Allah? Ben onlara anlaşmazlığı yarattım. Ben onları ayrı ayrı dinler ve mezheplere ayırdım. İstesem hepsini bir tek din yapardım diyor. Bak, açık söylüyor Allah. Eğer Rabbin dileseydi insanları elbette tek bir ümmet kılardı. Hepsi tek bir dine bağlı olurdu. Öyle yaratmadım diyor Allah. İmtihan için ayrı ayrı dinler, mezhepler ve gruplar olarak ayırdım diyor Allah. Ama bunu da yapmayacaksınız diyor Allah. Ben böyle yaratıyorum bunu ama siz bunu yapmayacaksınız diyor Allah. Rabbin rahmet ettikleri dışında onları bunun için yarattı. Bak, Allah'ın rahmet ettikleri dışında. Rahmet ettikleri dışında onları bunun için yarattı. Rahmet ettikleri dışında ama. Böylece Rabbinin şu sözü tamamlanıp gerçekleşmiştir. Andolsun Allah yemin ettim diyor. Cehennemi cinlerden ve insanlardan kafirlerin tümüyle dolduracağım. Daha dünya yaratılmadan bunu söylüyor Allah. Yani çaka çaka dolduracağım cehennemi diyor. Cehennem için özel adam yaratıyor Allah. Nasıl oluyor diyorlar? Anlatırım. Batın ilmini anlarsın. Ledün ilmini anlarsın.
zahir ilmini anlayamazsın. Hoca efendiler çıkıyor televizyonda. 4 saat, 5 saat anlatıyorlar. Kendilerinin anlattıklarını anlamıyorlar. Evet. Bak kendilerinin anlattığını anlamıyor. Evet. Kendi anlattığına kendi inanmıyor. Evet. Çırpınıyorlar. Çünkü zahir ilmini anlatamazsın. Bu batın ilmini anlatılacak. İlmi ledünle anlatılacak bir ilimdir. İman etmeyenlere de ki yapabileceğinizi yapın. Elbet biz de yapacağız. Bu ne demek? Bela gelecek. Siz Müslümanlara bela getirmeye çalışacaksınız. Ama biz size öyle bir bela getireceğiz ki, Allah size öyle bir bela getirecek ki, kıyası kabil değil. Helak olacaksınız diyor Cenab-ı Allah. Ve gözleyip durun. Gerçekten de biz de gözleyip duruyoruz. Neyi? Belayı. Belayla hizaya getiriyor Allah. Göklerin ve yerin gaybı Allah'ındır. Yani gizli olan bütün bilgiler Allah'a aittir. Bütün işler ona döndürülür. Her şey ona döner. Öyleyse ona kulluk edin ve ona tevekkül edin. Ona güvenin. Rabbin yaptıklarından habersiz değildir. Hepsinden haberdarım diyor Allah.